Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda kültür solüsyonlarından bahsedeceğiz. IVF laboratuvarında kullandığımız kültür solüsyonları nelerden oluşuyor, hangi tip solüsyonlar var ve hangi prensiple çalışıyorlar? Kısaca bunlardan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum bu videoda da. Şimdi öncelikle kültür solüsyonları nasıl ortaya çıkmış, neye göre başlamış ondan bahsedelim. Öncelikle bir basit tuz solüsyonuyla başlamışlar. Daha sonra embriyonun fizyolojik ortamdaki gereksinimlerine göre neye ihtiyacı varsa ona göre bu tuz solüsyonunun içerisine gerekli maddeler koyulmaya başlanmış. Biz daha önceleri D3 yani 3. gün transferlerini daha yoğun yapıyorduk. Ben 2004 yılında başladım, bunun işte 15 yıl önce. Blastokiste gitmek çok kolay değildi açıkçası. Kültür solüsyonlarının gelişmesiyle, yeni yenilikler getirilmesiyle ve artık kullandığımız cihazların da daha iyi hale getirilmesiyle, örneğin düşük oksijen ayarlayabiliyoruz artık ve bu blastokist gelişimine daha olumlu yönde etki yapıyor. Bununla birlikte artık rahat rahat, gönül rahatlığıyla blastokiste gider hale gelmiş bulunuyoruz. Şimdi şu an piyasada iki adet, yani iki farklı prensiple çalışan kültür solüsyonu var. İkisinin de embriyo kalitesi üzerindeki etkileri oldukça pozitif olduğundan zaten piyasada kullanıma sunulmuş vaziyette ve embriyologlar, laboratuvarlar kendi pratiklerine göre hangisi daha uygunsa onu kullanma yoluna gidiyorlar. Bunlardan biri sequential dediğimiz ardışık, yani sıralı kültür solüsyonları. Bunlar embriyonun tubalardan geçerek işte rahim içine geldiği o süreci tamamen taklit etmeye ve o süreçte gereksinimlerinin farklı farklı olduğunu düşünerek buna göre dizayn edilmiş solüsyonlar. Çünkü döllenme tubada oluyor, tüplerde oluyor ve D3'e kadar da embriyo tüpte ilerliyor. Fakat daha sonra morula ve blastokist aşamasına rahim içine iniyor. Dolayısıyla buradaki işte şeker olsun ya da enerji kaynağı ya da işte vitaminler vesaire ortamların durumunun farklılığına göre ardışık bir medyum kullanma gerekliliği olduğunu düşünerek 3. güne kadar 1 numaralı solüsyonda bekletip 3. gün itibariyle 2 numaralı başka bir solüsyonda blastokist aşamasına kadar geliştirilmek gerektiğini düşünen medyumlar bunlar, sıralı ardışık medyumlar. Fakat daha sonra bu back to nature diye geçiyor, yani doğal duruma dönüş gibi düşünebilirsiniz. Ama daha sonra let the embryo choose mottosuyla ortaya çıkan ikinci bir medium var. Bunlar da one step mediumlar, tek basamak. Yani siz bugün dölleme işlemini yapıyorsunuz, bir solüsyonu koyuyorsunuz ve o solüsyonda blastokist aşamasına kadar bekliyor. Yani burada embriyonun seçmesine izin verin diyor aslında. Bırakın embriyo seçsin mottosuyla ortaya çıkmış bir medium. Yani burada tamamen glikozda biraz farklılık var. Enerji kaynağı üzerinde biraz farklılık var ve ya da işte içerisindeki amino asitler ve vitaminlerin konsantrasyonlarında küçük farklılıklar var ama genel olarak çoğu mediumda enerji kaynağı olarak piruvat laktat varken artı glikoz varken esansiyel ve non esansiyel amino asitler, vitaminler, antibiyotikler ve şimdi yeni yeni de antioksidan maddeler eklenmeye başlıyor. Tabii bunun dışında başka makromoleküller de var ama çok ayrıntıya şu an giremiyorum. Bunları okumanız gerekecek. Şimdi biz bazı durumlarda ardışık kültür kullanabiliyoruz. Bazı durumlarda single step, yani tek basamaklı kullanabiliyoruz. Bununla ilgili farklı farklı markalar var bugün piyasada. 3-4 tane farklı marka var ama çok önemi yok. Yani tamamen pratiğe bağlı, alışkanlıklara bağlı olarak değişebilecek durumlar bunlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu kültür solüsyonlarının içinde ne kullanılıyor? Mesela biz inkübatörlerimizde belli gaz oranları kullanıyoruz dedik. Bunu neden kullanıyoruz? Çünkü bu solüsyonların içerisinde sodyum bikarbonat tamponlama sistemi var. Bu tamponlama sistemiyle ortamın asiditesinin işte bizim bu inkübatörlerde set ettiğimiz karbondioksit değerleriyle arttırıyoruz. Yani ortamın pH'i arttığı zaman basit bir, aslında şunu düşünün, biz embriyoloji laboratuvarında çok fazla solüsyon da yapıyoruz, yani dilisyon yapıyoruz daha doğrusu ve bunlar aslında organik kimya. Yani embriyolog olmak için sadece biyoloji ya da moleküler biyoloji bilmek gerekmiyor ya da histoloji. Asıl önemli olan laboratuvarda çalışıyorsanız kimyanızın çok iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü en basit hesaplamalarda bile çok basit kimya bilgilerine dönmeniz gerekiyor. Aynı bunda olduğu gibi. Şimdi biz
inkübatörlerde kullandığımız karbondioksit değerlerini tamamen bu kültür solüsyonların işte o pH'ini ayarlamak için kullanıyoruz. Bunların içindeki sodyum bikarbonat bu tamponlama sisteminde görev oynuyor gibi düşünebiliriz. Yani içeride kültür solüsyonunda eğer hidrojen iyonu artıyorsa bu asiditenin arttığını gösterir. Yani pH'in düştüğünü gösterir. Dolayısıyla biz pH'i arttırmak istiyorsak muhakkak karbondioksite düşürmemiz gerekiyor inkübatörlerde doğru orantı. Yani hidrojen iyonuyla karbondioksit tepkime içerisinde doğru orantı gösteriyor gibi kabul edebilirsiniz. Biz yağ altı çalışıyoruz demiştik. Dolayısıyla her kültür solüsyonun bir yağ bileşeni var. Muhakkak bu parafin, genelde parafin yağ olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda kullandığımız kültür solüsyonlarında parafin yağ kullanıyoruz. Bununla ilgili kültür solüsyonu hazırlama, petrileri nasıl hazırlıyoruz onlarla ilgili de bir video çekeceğiz. Orada göreceksiniz zaten yağ altı nasıl hazırlanıyor. Onun dışında bir de biz tabii hep inkübatör içinde saklamıyoruz. Tamam, sodyum bikarbonat tamponlama sistemi var bunlarda ve bunun için inkübatör içinde o gazı alması gerekiyor pH'i sabit tutmak için ama biz dışarıda da bir takım işlemler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? X'i yapıyoruz. İşte yumurta toplama yapıyoruz, yumurta ayıklama yapıyoruz. Yani dış ortamda karbondioksitin oldukça düşük olduğu bu dış ortamda da bir süre emriyorlar, dışarıda kalıyorlar. Dolayısıyla bu pH'in da dışarıda bozulmaması lazım. Çünkü karbondioksit düşecek. Dolayısıyla bu sisteme baktığımızda pH'in oldukça ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. Karbondioksit düştüğünde hidrojen de düşecekti. Dolayısıyla pH artacaktı. Fakat dışarıda buna engel olmak adına işte biz MOPS ya da HEPES tamponlu solüsyonlar kullanıyoruz. Yani her solüsyon serisinin muhakkak bir tamponlu solüsyonu, MOPS'lu ya da HEPES'li bunlar ticari isimleri, bir tamponlu solüsyon serisi vardır ve muhakkak işte dışarıda da biz bunları kullanıyoruz. Ne demiştik? Single step, yani tek basamaklı olduğu zaman hemen X'den ya da işte IVF'den sonra bu solüsyona koyup blastokiste kadar aynı solüsyonunda bekletebiliyoruz. Bazen 3. günde tazelemek isteyen laboratuvarlar olabiliyor. Embriyonun gidişatına göre biz de bunu yapabiliyoruz. Duruma göre. Fakat solüsyonu değiştirmiyoruz. Ama ne demiştik? Diğerinde 3. güne kadar 1. solüsyonda bekletirken 3. günden sonra 2. solüsyona geçiyoruz. Bu single step'ler biraz daha pratik görünebiliyor artık. Laboratuvar pratikleri açısından biraz daha kullanımı kolay, eğitimi kolay solüsyonlar gibi düşünülebiliyor. Ona geçiş bayağı hızlı oldu. Fakat yine de hala artışı kullanan laboratuvarlar tabii ki de var, yok değil. Bunun yanında spermi yıkamak için ayrı bir solüsyon kullanabiliyoruz. Aynı zamanda örneğin yumurta toplamak için ayrı bir solüsyon var. Ama single step'lerde örneğin tek bir solüsyonla bu işlemlerin çoğunu yapabiliyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Bu solüsyonlarımızın dışında bir de X uygulaması yaparken kullandığımız PVP solüsyonumuz var. Onun dışında bir de ayıklama yaparken kullandığımız hyaluronidaz dediğimiz bir enzim var. Bunun solüsyonunu da tabii bunlarla beraber alıyoruz. Onları yumurta ayıklamayı nasıl yapıyoruz videosunda göstereceğim. Petrileri ne şekilde hazırladığımızı da göstereceğim. Yani kendi pratiğimizi göstereceğim. Solüsyonlar bu şekilde. Dediğim gibi yine ayrıntı unutmuş olduğumuz yerler olabilir. Sormak istediğiniz yerler olabilir. Staj yapmışsınızdır, orada görmüşsünüzdür. Bizim pratiğimizi merak ediyorsunuzdur. Onunla ilgili sorularınız olabilir. Lütfen videonun altına yazın. Bunları konuşalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.